Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. haftanın sonunda 31 puanla lider durumdayız. 21 puanla Erzurumspor arkamızda. Ondan sonrası tamamen kurtlar sofrası. 2. ile 9. takım arasındaki puan farkı yalnızca 4. Her şey olabilir. Puan farkı ona çıktığı için biraz hızlı ilerleyebiliriz aslında. Ama ortalık karışık olduğu için çok fazla da coşmak da istemiyorum. Şöyle yapayım. Olmazsa Eyüp spor maçını geçelim. Tamam mı? Eyüp spor maçını geçelim. Hatay spor maçını oynayalım. Altay maçını oynayalım. Ondan sonra bir 20 günlük bir ara var. 10 gün buradan desen 11 günde burada 21 günlük bir ara var. 21 günlük arayı da geçelim. Kasım ayını bu bölümde bitirmiş olalım. Aralığa kadar gelelim. Nasıl? Bence gayet mantıklı. Şuraya hemen bir e, takım kaynaşması ekleyeceğim. Geçen bölümde biliyorsunuz bir Türkiye Kupası maçı oynadık ve güzel de bir para ödülü kazandık. O para ödülüyle de kendimize bir 4 yıldızlık kondisyoner bulduk. Gerçekten oldukça dolu dolu bir teknik ekibimiz oldu. Bu espriyi yapmasam içimde kalırdı. Bunu artık katlanmanız lazım yapabileceğim bir şey yok. Dolu dolu bir teknik ekip oldu. Şimdi maçı bir geçelim ondan sonra birkaç konuya daha değineceğiz. Şuraya hemen maç taktiği ekledim. Ee, buraya bir takım kaynaşması daha, şuraya bir maç taktiği daha. Geri kalanını daha sonra ayarlarız. Bakalım Fatih neler yapacak? Şimdi berabere kaldı. Bak iyice karışıyor tabii. İyice Arap saçı. O kazanacak, o kaybedecek, o berabere kalacak. Bize dokunmasınlar da yiyin birbirinize ete para vermeyin. Balıkesir 6 ay gidici beyler. Çok üzülüyorum. 6 ay gidici Akisar 5-2 kazandı. 21-20 Akisar biraz toparlanabilir mi? 13 puanda. Zor. Evet. Şimdi sırada bir Eyüp Spor maçı var. Eyüp Spor maçı 13. sırada bir takım. Gerçi deplasmanda olduğum için oynamak biraz daha mantıklı olabilir ama ne bileyim. Spor'un kadrosu bana çok e, zorlayıcı gibi gelmedi açıkçası. O yüzden oynayalım gitsin ya. Düşerse yalnız biraz kötü olur onu söyleyeyim. Şu an biraz kararsızım. Bastım gitti anasını satayım ya. Bastım gitti. İnceldiği yerden kopsun. Kazanırız ya. Kazanırız. Var ya. Ucuz atlattık beyler. Yemin ediyorum bir titreme geldi bana. Yemin ediyorum bana bir titreme geldi. Ucuz atlattık. Daha da geçmem ben size söyleyeyim. Daha da geçmem. Puan farkı hala 10. Kazanırsak belki bir 12-13 olursa iyice rahatlarım diye umut ediyordum açıkçası da. Olmadı neyse. Lukas. o çok güzel fişeklemiş. Çok güzel yağlamış. Aslanım benim. Durmak yok yola devam. Şimdi. Antrenör konusunda. Ben diyorum ki gelecek sezon. Müjdat'ı antrenör yapalım. Oraya da güzel bir e, asistan çakalım. Hemen şurada oyuncuyu öveceğim. Gösterdiğim performanstan memnunum. Kordoba seni döveceğim. De Antrenman değil formun diyor. Formunu çok bilmiyorum, dokunmayacağım. Belirli bir puandan aşağı olduğu zaman 8 galiba. 8'den aşağısında olumsuz tepki veriyor. Şey soruyordunuz, Arda Turan bu kariyerde nasıl diye. Arda Turan'ı bir göstereyim hızlıca. Arda Turan bu kariyerde çöp arkadaşlar. Gayet açık bir şekilde. Galatasaray kariyerindeki iyi denk geldim. Ama tamamıyla şans oldu. Ee, gördüğünüz gibi açık. Sevilmeyen kişi de Fatih Terim var yalnız. Oho hani hiç güncelleme gelmemiş elini öptü oğlum. Haberiniz yok galiba. Gerçi bizim kariyeri güncelleme gelmedi. Güncelleme bir sonraki kariyerde bakacağım. Bunu da geçtim. Bir de Erling'i soruyordunuz. Erling gerçekte Dortmund'a transfer olmuş beyler. Çok iyi hamle yaptı e, Dortmund. Özellikle Lewandowski'yi kaybettikten sonra orayı bir doldurması lazımdı ben size söyleyeyim Bayern'i iteler. Gerçi Bayern'i iteleyemedi. Lewandowski Bayern'e bedavaya gitti. Oyunda 53 milyon euroya PSG'ye gitmiş. Lewandowski bedavaya gitti değil mi? Büyük ayıp yaptı bedelsiz. Hakikaten çok büyük ayıp yaptı. Dortmund'un oradan biraz para kazanması lazımdı. Vefa Spor yenilmeme meselesini 12 maça çıkardı. Devam. Vallahi çok ucuz yırttık. Daha da böyle riskler almam. Gerçi yavaş yavaş bu tür riskler iyice... Şimdi Kasım ayını bu bölümde bitiririz. Aralığı da oynarız. Ondan sonra zaten her şey netleşir ya. Şu 2-3 maç sonunda biraz daha puan farkları artar diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Arsenal'ın durumuna bir bakacağım. Arsenal düşme hattında. Nerede? Nerede? Vallahi 16. Arsenal bu sezon Arsenal'dan ayır gelmez. Ya bir Arsenal'da artık birisi toparlasın ya. Aha Henry gelmiş. Ya var ya tam vazgeçiyorum takip etmekten. Tam Patrick Vieira'yı olmadı diyorum. Bu sefer de Henry geliyor. Bir daha takip ediyorum aslanım. Yürüye durun. Dolu aslan. Güce koy diyor. Yok. Sürat ve hızla dolu dolu ilerliyor çünkü. Şu an videoyu kapatmadıysanız daha da kapatmazsınız herhalde. 17-19. Biraz gücü de artıyor ha güzel. Daha fazla çabukluk antrenmanı istiyor oyuncular. Şuraya bir bakayım dengeli savunma. Dikey tiki taka ne bileyim. Ulan tiki takayı hallettiniz de dikey kaldı anasını satayım. Niye tavsiye ediyor onu da anlamadım da hadi neyse. Şuraya bir fiziksel yapıştırayım o zaman ya. Hatta şurayı da fiziksel yerine sürat çabukluluk yapayım. Çocuklar bir sürate doysunlar. Hmm. Hatay Spor. Evet iki tane ön libero ile oynuyorlar. Ofansif orta sahaları var. Yani 4-1-2-3 oynayacağız. 4-1-2-3 oynadığımız zaman bizim defansif orta sahamız Mehmet'i tutacak. İki tane orta sahamız boşta rahatça oynayacaklar. Oradan kanatlara geçeceğiz. Kanattan çizgi inmeden ortalar ve gol. Güzel. Kendi o Hatay dördüncü sırada. Acaba e, kontra mentalitesiyle oynasam mı? Yoksa 4-2-3-1 mentalitesiyle mi oynasam? Yani 4-1-2-3-4-2-3-1'i seçip ofansif orta sahaya defansif orta sahaya mı koysam? Yoksa 4-1-2-3 mental çünkü biri topa hakim olmak biri kontra üzerine. Bence çok fazla kendi evimizde kontra oynayacak bir durum yok. Topa hakim olmayı seçelim. Öyle cayır cayır ilerleriz zaten. Başka değinmemiz gereken bir mesele kaldı mı? Başka da kalmadı. Şu an beni en çok endişelendiren şey 4. sezonu tamamlıyoruz. Tesislerde hiç ıı, gelişme yok. Yani yapay zeka Süper Lig takımlarında tesis geliştirmiyor. Mesela Milan cayır cayır fullemiş. Milan yazıyorum. Milan dışında her şey çıkıyor anasını satayım. Ha, orayı tabii L yazabilsem olacak da. Bakın. Cayır cayır. Mesela Chelsea yazsam kesin fulldür. Baksana. Yapay zeka Tabi bunlar zengin olduğu için olabilir. Evet. Bizim kulüplerin mali durumu nasıl? Onlar FFP'den yeni çıktı ama güvende. Belki de zengin hale gelmesi gerekiyordur. Bilmiyorum ya yapay zeka. Hani zengin hale gelmeden e, tesislere yatırım yapmayın şeklinde bir ayarlama yapmış olabilirler ama yani mesela Beşiktaş'ın Beşiktaş iyi para kazandı. Beşiktaş'ta durum nasıl? Daha 20 milyon euro kazandılar yeni. Güvende. Birader ne borcunuz varmış ya. Satıyor satıyor hala yetmiyor. Zor ya. Bir 5 sene daha filan oynasak en az. Acaba Şampiyonlar Ligi'ni kaç senede alırız? Herhalde bir ikinci beş sene içerisinde yavaş yavaş tesislerde gelir diye tahmin ediyorum. Evet favori olduğumuz bir karşılaşma güzel. Mutlu çok iyi gelişiyor. Muhtemelen fizik olarak hiçbir zaman gelişmeyecek şurası. Ama zihinsel ve teknik olarak daha üzerine çok şey katabilir. Üç tık daha gelişebilir diyor. Evet çabukluk antrenmanını ayarladık. Burada çok fazla bizi ilgilendiren bir şey yok. Devam edelim. Allah'ım koronavirüsü bizi de mi vurdu yoksa? Adana Spor yendi. Eyüp Spor düşmesin ya. Eyüp Spor köklü bir takım. 1919 yılında kurulmuş bir takım. Mesela Osmanlı Spor düşsün. Osmanlı Spor gerek yok. Çünkü Osmanlı Spor isminde bir takıma bence gerek yok. Eyüp dursun. Altay dursun. Adana takımlarından bir tanesi düşebilir. Adana takımlarının ikisi de iyi. Berabere. Evet. Sarıyer dursun. Bak Kırklareli düşebilir. Keçeören gücü düşebilir. Osmanlı düşebilir. Balıkesir dursun. Fatih Karagümrük düşebilir. Biz varız. Biz tabi pek kalıcı olmayı düşünmüyoruz ama yeter yani. O Olegunlar Beyler Olegunlar yalnız kalıcı olmuş gibi Manchester United'ta. Şampiyonluk kazandın mı aslanım? Bir bakayım. Lig kupa ikincilik. Dördüncülük. Kupada ikincilik, ligde dördüncülük. Yani Manchester United'ın toparlaması kolay değil. Bir jenerasyon yakalamaları lazım. Ronaldo'yu sattıkları gün Manchester United bitti. Şimdi soruyorum size. Ronaldo 100 milyon euro itelemekle transfer başarısı mı gösterdiler, başarısızlığı mı? Çok değişken. Gerçi Ronaldo Pek kalmak istemiyordu ama. O da bir ayrı mevzu. Buraya İbrahim'i koydum. Bir tabii takım raporuna baksak. Bir daha iyi olur. Hemen şuraya bir hata yazdım. Hatay Spor. Evet 4-1-2-3 oynarlar inşallah, inşallah böyle oynarlar. 4-2-3-1 diyor geç. Biz yine 4-2-3-1 mentalitesiyle oynayacağız ama. 7 tanesi sağ kanattan. Sağ kanadımız Allah'a şükür uçuyor. İlk 15 dakika hızlı başlayabilirim. Riskli bir hareket. Bilmiyorum. Ben yine sakin başlayayım ya. Hızlı bir gol yersek şimdi. Evet beyler hırslıyım. Taraftarları coşturun artık ya. Oho. Ben size coşuyum, coşun diyorum. Siz stres içindesiniz. İbrahim seni buraya aldım. Savaşçı orta saha savunma. Pozitif futbol. Çizgi inmeden ortalar bekliyorum. Biraz daha alanı açacağım. Tempoyu standart yapalım. Şöyle bir başlayalım. Merkezden diyebilirim. Oradan kanatlara gitsin. Tabii. Önce oyun kurumumuza göre merkezler çünkü merkezler e, rahat olacaklar. Öndeki tane ön libero var. Merkezlerden kanatlara, kanatlardan çizgiye inmeden orta. Planımız bu. Evet, oldukça yavaş bir başlangıç oldu. Yaratıcı olun diyorum çocuklara. Bir tık daha tempoyu arttırabilirim. Lucas Sarı kart gördü hemen ona bir sakinleş diyorum. Çocuklara da bireysel olarak acaba çizgi ortaya orta yap desek mi? Hemen şuradan çocuklara da çizgi çizgiye ortaya orta yap diyelim. Biraz daha hücuma doğru kalksak İyi olacak gibi ya. 35 dakikanın sonunda bir tane bile pozisyon yok. Şey ne, nasıl? Top hakimiyet nasıl? Topla oynama 50-50. Çok ortada. İbrahim de sarı kart gördü. İbrahim'e bir sakinleş diyeceğim. Lucas ve İbrahim'e bir sakinleş diyorum. Evet oldukça kısır bir maç oldu. Çocukları biraz daha cesaretlendireyim. Bu maçı kazanabiliriz çabalamaktan vazgeçmeyin dedim. Köşe vuruşunu kullandığı Lukas var mı vuran? Şimdi Mutlu alabilirse ah Mutlu. Bir, biraz fiziğin olsa Mutlu. Batuhan. Şimdi Alaaddin'e verdi pasını. Alaaddin. Selim'i gördü. Selim'den Batuhan'a. Yer çevresinde dolaşıyor Atay Spor. Boşluk arıyor. Faruk çok güzel kafayla uzaklaştırdı. Orada kimse yok. Berkay. O da bir uzun top. Faruk indirdi. Top şimdi Lukas'ta. Lukas oradan çıkarttı. Mutlu. Ah gelişine vurdu ama orada kimse yok yani. Abuk subuk paslar. Biraz daha pozitif oyuna mı dönsek? Dakikada 50'ye geldi. Akın. Orada bir hata yapar mı? Yaptı. Şenol aldı topu. Şenol. İçeri doğru kat etti. Fas verecek arkadaşını arıyor ama orada kimse yok. Faruk. Çevir Faruk. Vur ona Badu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ve Faspor istediğini aldı. Ve Faspor istediğini aldı. Bir kez daha izliyoruz. Şenol. Öbür kanada kadar driplingini yaptı. Topu Faruk'a bıraktı. Faruk, çizgiye inmeden güzel bir orta. Bada çok güzel hareketlendi. Nefis bir kafa. Harika bir gol. Vefa spor. 1-0 önde. Tempoyu biraz daha düşürebilirim. Bekler sakin olsun. Disiplinli bir oyun. İbrahim'i çıkartabilirim. 4 3, 3 e döndüler. 4-3-3'e döndüler. Şurada niye kırmızı var onu anlamadım. Geç. Gökay biraz yoruldu. Şimdi kimi değiştirebiliriz? Gökay'ı değiştirebiliriz. Nasıl yapacağız? 4 2 3 1'i aslında 4 1 2 3 oynamak gibi bir niyetim de yok yani. Sabri orta saha oynar mısın? Yani biraz oynar. Sabri'nin de pasıması yok. En iyisi Breno'yu koymak. Devam. Şimdi. Kordoba yorgun. Kordoba zaten biraz stresliydi. Oraya Serkan'ı aldım. Bir değişiklik hakkım daha var. Lucas yerine de Serkan alacağım. İki tane Serkan'la değişikliklerimizi tamamladık. Son 10 dakika. Tamamıyla zamanı oynayın. Çizgi emmeden ortaları kaldır. Ee, yani. Çok fazla genişliği azaltmayalım, tempoyu düşür. Elle kısa oyna, orta sahaya çak oyunculara. Evet. Ama korktum e var ya bak son dakikada beraberlik gelecek. Allahım konsantre olun. Güzel. Vallahi geldi gol geldi. Geldi gol geldi. Vurdurma. Oh be. Yusuf. Vurdurmayın beyler. Şimdi uzun bir top. Sağ tarafta Alaaddin boşta kal. Ölümden döndük var ya. Yemin ediyorum ölümden döndük. Yemin ediyorum ölüm. Bit, bit, bitir gitsin. Oh be. Var ya yine 1-0-1-0 iyi gidiyorum ha. 13 puan oldu beyler. Ay. 13 puan oldu. Bu da tamam. Sıra geldi Altay'a. Bence Altay aralarında en zorlu maç olacak. Altay'ın çünkü kazanmaya çok ihtiyacı var. Hadi bunlar yine orta sıra takımı. İzmir Atatürk Stadyumunda unutulmaz bir maç. Göztepe 2-1 kazanmış. İbrahim Sarıkart sınırında bir dahaki maç yok. Bir dahaki maç 4-2-3-1 oynayacağız Yalnız Altay'ın stadyum bayağı iyiymiş beyler. Bakayım. Altay düşme hattından biraz kurtulmuş. Yapılış tarihi 2024 diyor. Oğlum stadı yapsaydınız bari. Bence güzel olmuş. 2024'te bir 6 ay kariyeri patlatayım o zaman. Evet, 4-2-3-1 oynuyorlar. Vallahi biz de 4-2-3-1 oynarız artık herhalde ya. 4-2-3-1 2 gol. 9 tanesi sol kanattan. Konsantrasyon, soğukkanlılık, agresiflik, cesaret, dayanıklılık, refleks, ani çıkış, ne ararsan eksik. 26 asistin 8 tanesi yapılan ortalardan. Yine çizgi orta diyelim. Badu'nun kafaları. Evet. Yine e, kafadan bir orta bulabiliriz. İbrahim'i çıkartacağım. Şuraya Breno'yu koyacağım. İbrahim çık. Oraya orta sahaya kimi koyabiliriz? Emre Can'ı koyun. Ya da boş kalsın. Boş kalsın. Bir de Kadir yerine şöyle daha düzgün bir forvet bulabilirsek, Ocak ayında birkaç güzel oyuncu kiralamak lazım. Transfer yapmayacağım. Çünkü e, mümkün olduğunca şey Süper Lig'e az oyuncuyla çıkmak istiyorum. Yani bu seneki kadro yeter artık. Daha fazla e, çünkü bir seviye Süper Lig'e çıktığımız zaman bambaşka bir seviyeye çıkacağız. Bambaşka oyuncular alabilecek hale geleceğiz. E bu kadroda gayet yeterli gözüküyor. O yüzden çok fazla gerek yok. Faruk Haftan'ın takımına seçilmiş. Evet gelişimi sakatlık yüzünden engellendi. Üzgünüz Murat için. Yani potansiyeli olan bir oyuncuydu aslında. Bir tık daha fazla oynaması ve maç tecrübesi kazanması gerekiyor. Sercan antrenmanların gözde ismi. Güzel gelişiyor. Hemen şurada alt ay maçının sonrasında bir takım kaynaşması. Ne durumda bir bakayım. Fiziksel. Şuraya bir sosyal yardımlaşma. Şuraya bir takım kaynaşması. Evet takım uyumuna bir bakacağım. Teknik heyetten öneriler. Naim Asyalı. Geç. Tümer Metin'i kursa gönderebilir. Tümelik seneye göndereceğim. Bu sene değil de. Geç, geç, geç. Takım uyumunda ne durumundayız? Takım uyumu iyi. Atmosfer çok iyi, güzel. Şu fazla sirkülasyon meselesi kapandı. Bundan sonra geçecek her gün bizim için avantaj. Tamam, Giroldi sakatlanacaksa Giroldi sakatlansın, önemli değil yedekler istediği kadar sakatlanabilir. Ulan Messi. Oradan hemen bir Messi personel özelliklerini açıldı mı? Açılmadı. Messi bırakmayı düşünmüyor galiba. Oğlum 35 yaşına geldin artık. Yavaş yavaş bırak bence. Kesi kaç? 30 yaşına gelmedi mi ya? Kesi. 25 yaşına. Ben de çocuğu gömdüm ya. Baya 4 sezon filan ilerledik ya. Sanki ben Kesi 23-24 yaşında falan diye hatırlıyorum. Şu Milan var ya Kesi almakla çok güzel iş başardı bence. Tam benim o aradığım savunmaya yönelik orta saha. Fası da iyi, tekniği de iyi. Koko da gitti. Oyun yine ufak ufak bizi doğruyor ama halledeceğiz. Burhanettin 19 yaş altı maçında iyi oynamış. Var var. Alt yapılarda çok iyi oyuncular var beyler. Bir de birazcık şöyle tesisler tesisleşme önem gösterseler bence bir 6. 7. sezona doğru bizim kulüpler zengin olacak diye tahmin ediyorum. Birkaç oyuncu daha satarlarsa o zaman işte tesisleşmeler başlayabilir. Çünkü tesisleşme olursa oyun çok daha zevkli hale gelecek. Çok daha güzel altyapıdan iyi oyuncular çıkacak. hücum ağırlıklı oyna diyor. Savunma görevlerini biraz daha azalt diyor. Biz o zaman 4-2-3-1 şey yapalım. Anlat anlata bitiremedi diyor. Oyunculara yanlayayım mı? Şunu diyeyim mi? Sait benim ondan daha iyi olduğumu söylemesine gerek yok. Pazar günü maç sona erdiğinde herkes bunu anlamış olacak. Gerginlik yaratayım mı? Umarım bir gün onun gibi olurum diyor ya. Deneyimli ve sinsi. Kim o? Ömer Güvenç. Ulan Ömer. Bastım gitti. Mourinho tarzı bir gerginlik yarattım ama Allah sonumuzu ayır etsin. Ne kadar iyi olduğumuzu göstereceğiz beyler. Çünkü övgülerini kabul etseydim filan oyuncular da ben de rehavete girecektim. Oyun bizi cezalandıracaktı. Şu an biraz daha gerginlik yarattım. Oo 3-3 bitmiş. 2-2 bitmiş. 1-1 bitmiş. Ne biçim birlik oluyor beyler? Baksana. 9. sıradaki takım 10. sıradaki takımın 20 puanı var. 2. sıradaki takımın 24 puanı var. İnanılmaz bir lig ya. Ben Premier Lig'de şu çekişme yok beyler. Bu da bunlar da 2-2 kaldı. Yalnız Akisar kazansaydı Akisar da 20 19'a gelecekti. Önemli bir fırsatı tepte. Haydi beyler, son bir maç. Ondan sonra çok güzel bir aramız var. Arayı bir hak edelim. İbrahim sakat. Oraya kimi koyabiliriz diye bir kez daha bakıyorum. Bir tane daha yabancı koyabilsek iyi olacak. Hadi Emrecan koyalım. Evet, herkes iyi durumda. Pozitif başlayacağız. Takım biraz hırslandıralım. Bizim gibi bir takım bu maçları sorun yaşamadan kazanmalı dedim. Mümkün olduğunca onlara olan inancımızı yineleyelim. Büyük ölçüde motive oldular. Güzel durumdayız ve maça başlıyoruz. Taç atışını kullanan Cordoba mutlu. Verdi pasını Gökaya. Gökay biraz bekledi arkadaşlarını. Breno'dan nefis bir pas. Faruk çevirirse tehlikeli. Faruk çevirdi. Şenol harika bir gol. Dakika 2, Vefaspor 1-0 önde. Şenol Toprak. Aslanım benim. Vefaspor'un geleceği parlak yıldız adayı Şenol bir daha izleyelim. Breno'dan nefis bir pas Faruk'a. Faruk güzel sıyrıldı. Orada rakibe çarpar mı dedim ama ortasını düzgün açtı. Şenol'dan çok temiz bir kafa. 90'a giden güzel bir gol. Hemen e, kontrol ile baş... Kontra demeyeyim. Kontra nereden çıktıysa santra ile başladılar. Genellikle böyle direkt santra ile başladığı zaman gol atıyor takımlar ama... Hadi bakalım hayırlısı. Sakin ol, mutlu. Tamam. Tecrübeni hemen sakinleş. Güzel. Bırak. Sal kaleye gitsin. Şimdi Gökayda top. Gökaydan Mutluya. Mutlu sağ tarafa verdi topu Şenol. İçeri doğru kat etti. Rakibini çok güzel alt etti. İkinci bir gol atı olabilirdi. Biraz yavaş kaldı. Yaratıcı oynayın diyorum. Córdoba kısa pasla başladı Mutluya doğru. Şenol Mutlu. Verdi pasını Işık Kağan'a. Tek top. Uzun oynadı. Bodo indirdi. Orada kimse yok. Kaleye doğru geri pas. Uzun oynadı. Bizde kalır mı kalmadı. Tatos. Ara pas. Mutlu Yıldızhan. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Arada sırada biraz zamanı geçirin. Çok fazla da şey gerek yok. Gerginliğe gerek yok. Tatoos içeri doğru çevirdi. Top şimdi Breno'da kaldı. Kontrol imkanı ve fasporda Sol tarafta ilerledi. Ver pasını. Breno kendisi gitti. Çevir Breno. Çevir 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 çevir. Güzel çevirdi. Badu'ya gelmedi. Korner mi taç mı taç. İstekli bir oyun bekliyorum sizden. Köşe vuruşunu kullanan Lucas Badu. Direkten Dışarı çıkan bir top. 1-0 çok, çok tehlikeli bir skor. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim beyler. Evet ilk yarı böyle bitecek gibi gözüküyor. Çabanızdan memnunum. Biraz çocuklara moral verelim. Gökay'ın biraz gergin olması sıkıntılı gibi. Sakinleş diyebilirdim. Yani hadi şimdi diyeyim. Gökay'a bir sakinleş diyorum. Tek işe yaramadı. Ömer'den bir sarı kart. Hemen müdahalelerde sertliği azalt diyeceğim. Işık Kağan biraz yoruldu. Şenol Yoruldu. Şenol'u çok fazla riske atmayacağım. Aykut gel bakalım. Aykut'u yalnız biraz daha kanat gibi değil de ikinci bir ofansif orta saha gibi oynatacağım. Çünkü çok fazla kanat oynayacak durumu yok. Adamu uzun oynadı. Işık kan indirdi top. Şimdi mutlu da Işık Kağan Aykut'a doğru güzel bir top. Aykut. Ver Mutlu'ya güzel. Bak çok güzel gördün Kordoba'yı var ya adamın dibisin. Çevir. Mutlu da top tekrar. Mutlu çok güzel kesti. Bu kaçmamalıydı ya. Bu kaçmamalıydı. Mutlu da, da biraz yorulmaya başladı ama İbrahim yok. Sabri'yi koyabilirim. Evet Mutlu'yu da daha fazla Yormayalım çünkü o da çok az dinlenen bir oyuncu. Ee, Sabri'yi o zaman orta sahaya koyayım. Biraz daha defansif bir oyuncu var mı diye bakacağım ama Yavuzhan biraz daha defansif orta saha oynarım diyor aslında. Denesek mi? Top kapma 9 markaj 9. 4-1-2-3'e döneyim mi? Başka defansif orta saha oynarım diyen var mı? Sabri nasıl? Özel yeteneği filan fiziğiyle miziyle fena bir oyuncu değil aslında. Breno'yu biraz daha öne attım. Biraz da orta sahaya çektim oyuncuları. Evet son 10 dakika. Her zamanki gibi rölanti. Bekler ileri çıkmasın. Kanatları geç. Kaleyi gördüğünde vurabilirsin. Çizgi inmeden ortalar. Zaman oyunu aşırı düşük. Ele kısa pas. Bu kadar. Bir değişiklik hakkım daha var. Lukası çıkartacağım. Aslında Badu, Badu, da yorgun. Işık Kağan da yorgun. Gel. Sercan gel. Hemen oraya bir stoper alalım. Diri bir oyuncu bizim için iyi olur. Aykut. Var mı vuran? Işık, ya, asil için kolay bir top. Konsantrasyonu yine de bozmayın. Breno verdi pasını Lucas'a. Gökay. Gökay ne yaptın belli değil. Faruk'a verdi. Faruk'tan Lucas'a tekrar Faruk. Aç Faruk. Sabri. Gökay. Breno. Tekrar Sabri. Ver sağ tarafa. Bunlar rölenti kafasında şu anda. Lucas içeri doğru kat etti. Lucas! Bitir gidelim hoca. Ve bu iş bu kadar. Vefa Spor 15 puan. Tabi iki tane maçını oynamamış takım var. Harikasınız çocuklar. 1-0-1-0 ufak ufak ilerliyorum. Biliyorsunuz benim tarzım bu. Asistan'a gönderdim gitti. Şenol Vefaspor galibiyetinde parladı. Sezonun en önemli transferlerinden bir tanesi. 14 maçta 4 gol, 1 asist. Çok güzel. Şimdi şu yarınki şeyi bir atlatayım. Sağlık durumlarına bakacağım. Olmazsa ekstra bir gün daha vermeyi düşünüyorum. Bir gün daha vereyim mi? Bakayım. Yo. Çocuklar yani orta. İş yük yüksek olan kimse yok. Tamam. Hatay Spor 5-0 kazanmış. Vallahi 15 puan yaptık. Vallahi 15 puan yaptık. Beyler. Süperlik adım adım geliyor. Adım adım. Bırak günler geçsin. Bırak aksın gitsin. Şurada fizik yerine bir sürat. Tamam orayı eklemiştim. Tamam. Şu iki haftada da takım uyumunu iyice bir yükseltelim de. Takım cayır cayır bir gelsin. Aralık ayına cayır cayır. Bir dahaki bölümde de Aralık ayını bitirsek ondan sonra Ocak ayı. Ocak ayında kiralıklarla kadromuzu güçlendiririz. Çok fazla şeye girmeyeceğim ya. Yabancı oyuncularda özellikle çok fazla aramaya girmem diye tahmin ediyorum. Gene listeleri kovalarım. Ondan sonra da artık bitirir yolumuza devam ederiz. Şenol haftanın takımına girdi. Beyler, bir rüya gerçek oluyor. İnanılmaz bir duygu. Bölgesel amatörlükten başladık, emek emek, hiçbir oyuncu hakkında bilgi sahibi olmadan denemelere çağırarak, bazen riske ederek, hiç görmeden transfer teklifinde bulunarak, bugünlere kadar geldik. Ve daha kariyer yeni başlıyor. Vefa spor kariyeri daha yeni yeni başlıyor. Bakalım neler olacak. Bir 10 sezon sürer mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Bazı açılardan çok çabuk toparlıyoruz gibi. Bazı açılardan da çok eksiğimiz var gibi geliyor. Emin değilim. Ne olursa olsun zevkli bir kariyer olacağı açık. Diğer takımlar da yavaş yavaş mali durumlarını toparladılar biz bitirdiğimiz zaman bu senede FFP devam ediyor olabilir. Ama 2023 yılında FFP bitmiş olacak. Çünkü 2018 yılında imzalar atıldı diye hatırlıyorum. Bu sezon son sezonu olabilir. Belki de FFP bitince tesislere başlayabilirler. Emin değilim. Biraz o zaman Süper Lig'e bakalım. Dünyaya bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Thierry Henry geldi Arsenal'a. Şey, Fatih Hocam'a bakayım, Fatih Ozan. Fatih Ozan Sevilla'da neler yapıyor? Bir ona bakayım. Bir Süper Lig'de neler oluyor? Ona bir bakayım. Sercan güzel gidiyorsun. 8. Zor. Fatih Hoca bu sezonu şeyde bitirmezse, ilk 5'te bitirmezse kalması zor gözüküyor. Hemen Süper Lig'e bir bakayım. Fenerbahçe 26 puanda, Rizespor 25 puanda. Galatasaray 24, Gençlerbirliği 24, Beşiktaş 23. Sivas Spor 23 Süper Lig'de karışık beyler. Her şey olabilir. Rize Spor ilgimi çekti. Marco Antonio. Brezilya'dan yetenek bulmuş bunlar herhalde. 22 yaşında. Kaça aldınız? Kiralık. Transferlere bakalım. O beyler. Yalnız Rize Spor'un bile 10 milyon euro harcayabildiği bir lig var yani burada. Çok ilginç. 24 yaşında oyuncu almışlar. Ben size söyleyeyim mi? Bizim işimiz hiç kolay olmayacak. Abi Rize Spor 10 milyon euro harcamış. Fenerbahçe falan o kadar harcadı mı acaba? Galatasaray bu sezon iyi harcadı diye hatırlıyorum. Galatasaray 17 milyon harcamış. Fenerbahçe kaç harcadı? 11. Yani Rize Spor düşünün Fenerbahçe ile aynı parayı harcamış bu sezon. Gençler Birliği kaç harcamış? 3. Mütevazi. Beşiktaş. 9-10 milyon. Rize'den çok büyük bir atılım var. Sivas Spor 2.8 Allah Allah bu Rize parayı nereden buldu acaba? Geçen senelikte kaçıncı bitirdiğine bir bakmak lazım. Gerçi Rize borcu olan kulüpler arasında değil galiba. Bakayım kaçıncı bitirdi? Oğlum geçen sene bunlar TFF birincilikten çıkmış. Siz bu parayı nasıl buldunuz harcadınız oğlum? Açık edin. Borca girdiler herhalde. Olaya bak. Adamlar birincilikten çıkıp şampiyon olurlarsa enfes olmaz mı? Çok ilginç bir sezon olacak. Orası kesin. geç. Evet şurada bir şeyimize bakacağım. 800 68 deplasman. Ya birader Allah aşkına bu taraftar sayısıyla biz Süper Lig'de ne yapacağız ya? Vallahi çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Birinci lige kadar çıktım. 4 sene üst üste şampiyonluk 800 kişiyi zor toparladım. Sucuk ekmek de alsam en fazla bin filan gelir yani. Devam. Salo ödüyle aday. Evet. Harry Cavill'ı bize yedirmezler. Zaten Harry Cavill'da gelmek istemiyor. Şeylere bir bakalım mı? Bize personel olarak gelmek isteyen kimler var? Bir merak ettim. Personel arama diyelim. Hemen şurada milli takıma gitmiş Milli takım. İsmail Köybaşı var. Dur bakayım. Ant Gözlemci 2-2. Ya İsmail ya. Mustafa Pek demek. Altyapı sorumlusu. Şuradan biraz daha dikkatli bakacağım. Çağlar birinci altyapı sorumlusu. Bu Hacıyev'e bakmıştık zaten. Bir, bir kişi daha vardı. Tolga Zengin altyapı sorumlusu. Yok mu şöyle gelecek vadeden? Ali Güneş. Daniel Guiza. Guiza ya sana takım da vermediler. Pazar Garadaş. Geç. Latovlevici. Bunu da geç. Bir tane şöyle umut vadeden çıkmaz mı ya Aydın? Aydın uyum 19. Tam yancı ya. Sergio iyidir. Ama o Sergio bu Sergio değil. Milan'daki Sergio değil. Bekir İrtegün. Geç. Hakan Balta. Aslında zihinseli fena değil de uluslararası sahaya gelmiş bile. Hakan'dan olmaz. Hamit Altunov falan filan onlar zaten bilindik. Serdar Kurtuluş. Geç. Vallahi yoruldum ya. Üç maç oynamak hakikaten insanı bayağı yoruyor. Gerçi bir tanesini hiç oynamadım bile de. Takip listesindeki sözleşmesi sona veren Eren oyuncular. Bunlar sizin önerdiğiniz oyunculardı. Daniel. Harbi. Biz bunlardan artık Süper Lig'e çıkınca daha iyisini buluruz ya. Süper Lig'e çıkınca artık bambaşka bir seviyeye atlayacağız. Allah söyletiyor. Artık Süper Lig'e çıkınca diyebilirim herhalde ya. Beler 15 puan oldu artık demeyeyim mi? Vicdanlara sesleniyorum. 15 puan kapanır mı? Ramiz Gazelci. Şu an her şey o kadar iyi gidiyor ki bir sakatlık bekliyorum. Bir tane çok inanılmaz bir sakatlık bekliyorum. Başımıza bir şeyler gelecek bence. Aralık ayına da böylelikle girmiş olduk. Hayırlısı olsun. Evet, yine lige damga gibi vuran bir vefa spor. Çok güzel bir yapılanma. Transfer için çok uzun süre harcadım biliyorsunuz. Ama her seferinde bunun e, faydalarını görüyoruz. Gol sayısı, 48 maçta 27 gol, 9 asist, 26 gol, 3 asist. Evet, bariz bir şekilde sala. Daha az maç oynayıp 35 maçta 17 gol. Hı -hı. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Gol yenilmeden tamamlanan maç sayısı 29. 33 gol yemiş. 52 maç oynamış ama. Mesela 48 maçta 34 gol yiyip 26 gol yemeden tamamlanan Livakovic bence daha iyi. Bu çocuk neymiş ya? Kaç yaşındasın oğlum sen? 34. Ben Livakovic diyorum. O, Oblak da fena değil. 52 gol. Şey 52 maçta 33 gol. 29. Yoyo -Yo Oblak daha iyi. Bastım gitti. 41 maçta 32 gol 6 asist. Hadi Martinez'e vereyim. Buna da bastım. Devam. Evet bu ay 10.000 euro eksiye düştük. 59.000 euro gider 49.000 euro gelirimiz var. Bu ay şey var mıydı? Yoktu. Evet yayın gelirleri bitti. Yayın gelirleri bittiği zaman biraz eksiye düşeceğimizi biliyorduk zaten. O yüzden yapacak bir şey yok. 277 bin euro. Koronavirüsü bizi de vuracak galiba. Bir o eksik ha. Şu an var ya bizi bir tek koronavirüsü durdurur onu söyleyeyim. Bir koronavirüsü bekliyorum. Oyundan. şu antrenmanlarımıza bir daha bakalım. Topa hakimiyet savunma. Bir tane daha topa hakimiyet koymuş. Hücum koyalım bir tane. Dikey tiki taka değil topa hükmetmek koyalım bir tane. Bir tane de teknik koyabiliriz. Dengeli koyalım hadi. Şuraya maç taktiği koyacağım. Buraya takım kaynaşması koyacağım. Maç taktiği, takım kaynaşması. Buraya bir şey daha eklemek lazım ama burada Evet, buraya da muhtemelen şey koyacağız. Rejenerasyon çünkü arada çok az şey var. Buraya da bir sosyal yer, Yo, buraya maç taktiği koyarız. Buraya maç taktiği koydum. Buraya takım kaynaşması, Rejenerasyon. yoğun bir tempoya geleceğiz yalnız. Evet A plus Umarız bu, son, bu, bu tablo sonsuza kadar devam eder. O kadar transfer yaptım yine B eksi vermişler ya. Ronaldo'yu getirsem a eksi filan olur o kadar yani. güzel. Bakalım bu ara takım uyumunu ne hale getirdi. Hala iyi durumda. Bence Sarıyer maçına gelene kadar bir tık daha artacak. Mutlu. Aslan'ın şu pas bir 14 yap artık. Başka dikkat etmemiz gereken ne kaldı? Bence hiçbir şey kalmadı. Sarıyer maçını da hallederiz. Bir dahaki bölümde. Zaten 15. sıradalar. Vallahi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş süperlik kapıları. Şu an var ya kapının aralandığını hissettim. Şurada bir, bir tane çocuk var. Serbest kalma ücretini ödemiş. Ha, Ajax Yiğit'i kaybedebilir. Oo. Yiğit nasıl bir performans gösterdin? 3 maçta 3 gol. 7.93 ile oynamış. Kim ilgileniyor ki? Bakayım. Biz alacağız beyler. Rahat olun. Ünü var ne yapıyor? Beyler. Bunlar artık yavaş yavaş. Naci Ünü var. Naci ne yapıyorsun? Yılan yılan. Arsenal istiyor. 12. o, cayır cayır oynuyor. Bitiricilik 16 ilk kontrol 15 pas 14. Ya sen var ya. Naci Cengiz ikilisini sağlı sollu yapsam var ya. Efsane olur. 19 yaşında da. Çok ilginç bir kariyer. Bütün Türk regenler çok iyi. Mustafa Kapı'yı da çok merak ediyorum. Acaba Mustafa'nın profili falan yavaş yavaş açıldı mı? Naci'nin açıldığına göre belki onun da açılmış olabilir. Bu da çok iyi. Bireysel antrenman artık kendisine uygun değil diyor. Ben seni ne çalıştırıyorum aslanım? Hücum organizasyonları çok zayıf. Çok kusura bakma ama. Kordoba'ya ne çalıştırıyorum? Orta. E ortanı bir tık geliştirsen ölmezsin yani. David. Çok iyi bek. Çok iyi bek. Nizip Spor başında. Sedat Bayraktar Nizip Spor başına geçti. Bölgesel amatörlük. Bu bölgesel amatörlük antrenörlerin gelişmesi bakımından çok önemli. Mesela Emre Aşık'ın çok güzel gelişmesini bekliyorum. Tugay Kerimoğlu'nu bir dahaki sezon katabilir miyiz acaba? Tugay'ın özelliklerine bakayım. Hücum Teknik oda. Hücum taktik de olabilir. Teknik zihinsel isteyen bir şey var mıydı? Teknik zihinsel olabilir. Yok. İtibar bir buçuk yıldız diyor ama. Aa ben dedim size can. Bu, bu, bundan kaçarı yok. Bir tane kurban vereceğiz. Çünkü bu kadar gün geçip sakatlık olmaması imkansızdı. İbrahim gitsin. Ne yapayım? Hasan Balaban. Şunu merak ettim. Cayır cayır aslında regenler var da. Savaşçı orta saha diyor. Top kapma 2-8. Kurtarmaz. İlk işim kendime bir gözlemci ekibi kurmak olacak. Altyapıda bir sürü kanat oyuncusu var. En az bir tane potansiyel yüksek oyuncu var. Bu sene de çok fazla bir şey çıkmayacak gibi. Aa, iki tane daha televizyonda yayınlanacak şey geldi. İyi. Oradan da bir 7-7, 14 bin lira daha bereket versin. Ama asıl Konya Sporla oynayacağımız kupa maçı çok önemli. Murat yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Ah. Hamiri. Bu çocuğun bitiriciliği bayağı iyi. Yıldız adayı diyor. Şu an yıldız adayı diyor. Sezon başında "Gerçi gelirim" diyordu ama şey. Maaşı 150 bin euro falan istiyor. Bundan sonra artık bizi yetmez. Biz 15 puanımızı yaptık. Bundan sonraki tüm yatırım Süper Lig için olacak. Onun için de Süper Lig'e çıkmamız lazım. Murat'ı eleştirelim. Ya şu Sercan kadar istikrarlı çalışan birini ben görmedim ya. Neymiş arkadaş böyle? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Antrenman performansını övelim. Evet, burada bırakıyorum beyler. Daha fazla başımıza sakatlık gelmeden burada bırakıyorum. Yine çok güzel ilerledik. Çok güzel ilerledik. Şu oyuncu değerlerine bakıyorum. Kevin 20 bine kadar düşmüş. 38 bin, bin var. 50 bin Şenol. 44 Lukas. 47 bin Badu. Güzel. Antrenmanlarda ayarlayacağımız bir şey kaldı mı? Hepsini ayarladım zaten. Önümüzde bir Sarıyer maçı. Balıkesir, Sezar Ümraniye. Oraya bir fazladan maç mı geldi ya? Ya hazırlık maçı eklemiş Allah'ım. Hangi akla hizmet hazırlık maçı ekliyorsun? Şunları bir kaldır. Şurası yine bozuldu. Şuraya bir sosyal yardımlaşma ekleyelim. Tamam. Şu üç maçı oynadığımız zaman Ocak ayında izlemektir. Bir dahaki bölüm Ocak ayına geliriz. Ondan sonra Konya Spor maçı. Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.